son dönemde Azerbaycanlı kardeşlerimize verdiğimiz destek sebebiyle İHA'larımızın bazılarında kullandığımız kameraya Kanada ambargo uyguladı. Biz ne yaptık? Aselsan'da yerlisini ürettik. İHA'larımıza taktık, yolumuza devam ettik. Bununla kalmadık. Aynı kameraların daha da iyisini yapmak için şu anda projeyi başlattık. Sürü İHA mı? Yapıyoruz. Gemilerimizin savaş yönetim sistemi mi? Geliştiriyoruz. İnsansız kara aracı mı? Üretiyoruz. Yapay zeka sistemleri mi? Çalışıyoruz. Elektromanyetik ve lazer silahları mı? Tasarlıyoruz. İnşallah her alanda bu anlayışla hareket ederek yerli ve milli savunma sanayimizi en üst seviyelere çıkartacağız. How many Turkish drones are you deploying? How many Turkish drones? How many Turkish drones are you deploying? İkincisi de var, üçüncüsü de var, dördüncüsü de var. Gelin. We have enough. Ben nihayet Zengilan rayonu işğaldan azad olundu. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələlər Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev jurnalistlər üçün briefing keçirdi və həmin briefingdə açıqlanıb ki, bəzi torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Gözümüz aydın olsun. İsrail'le Heron diye yalvaran Türkiye'den bugünlere geldik. Bu kötü komşular bizi en sonunda hamdolsun silahsız ve silahlı insansız hava aracı sahibi yaptılar. Düşmene layıklı cevap verir. Düşmeni cezalandırır. Düşman bizim karşımızda acizdir. Düşmanın belini kırırız. Kıracağız. Qarabağ bizimdir. Yaşasın Azerbaycan. Eşk olsun Azerbaycan halkına. Dünyanın ilk 100 savunma şirketleri listesinde 7 firmayla temsil ediliyoruz. Sadece son 5 yılda 5 firmamız da bu listeye girdi. Kara ve deniz araçlarında kendimizle beraber dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir ülke haline geldik. Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyoruz. İHA, SİHA ve TİHA üretiminde ise artık dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz. Bugün Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorlukları ve uyguladığı gizli açık ambargoları kendi gücüyle aşabilen bir ülke haline gelmiştir. Sınırlarımız içinde terörle mücadele operasyonlarını rahatça yapabiliyoruz. Sınırlarımız dışında barış harekatlarını istediğimiz gibi yürütebiliyoruz. Tüm bunları savunma sanayinde elde ettiğimiz ilerlemeye borçluyuz. Geçmişin eksiklerini gidermekle ve bugünün hazırlıklarını yapmakla kalmıyor, geleceği de kucaklıyoruz. Araştırma geliştirme yatırımlarımızı artırarak yüksek teknoloji gerektiren sistemleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada bir dünya şirketi olarak çok geniş bir alanda faaliyetlerini sürdürüyor. Bunlar arasında haberleşme, radar, elektronik harp, elektrooptik, güvenlik, silah ve füze savunma sistemleri,
insansız otonom araçlar, platformlar, mühimmatlar, yeni nesil yapay zeka sistemleri, enerji, ulaştırma ve sağlık teknolojilerine kadar birçok başlık var. Küresel ölçekte birçok ilki başarmış patentli ürünler çıkararak ülkemizin ve mühendislerimizin gücünü ispatlayan Aselsan yeni başarılarıyla göğsümüzü kabartıyor. Haluk hocamızı rektörlük görevini yarıda bıraktırıp Aselsan'da sorumluluk tevdi ettiğimizde bize verdiği sözleri yerine getirdiği için yine şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Geldiğimiz noktada Aselsan alt yüklenicileri ve paydaşları ile beraber envanterdeki ürünlerin seri üretimlerine devam ederken güvenlik güçlerimize yeni sistemler kazandırmayı da sürdürüyor. Ayrıca elindeki teknolojileri çoklu kullanımı açarak enerji, sağlık, ulaştırma gibi alanlarda da çözümler üretiyor. Bugün bu yeni sistemlerden birisinin teslimini de gerçekleştiriyoruz. Elektronik harpte bize çok büyük güç katacak kara kulak yüksek frekans kestirme ve dinleme sistemi artık kullanıma hazırdır. Halen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan Korkut alçak irtifa hava savunma silah sistemimizin yenilerini de bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ediyoruz. Korkut alçak irtifa hava savunmasını uçak ve helikopterlerin yanı sıra havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları gibi hedeflere karşı da en etkili şekilde gerçekleştiriyor. Bu sistemde kullandığımız Atom ismi verilen 35 milimetre parçacıklı mühimmat ile ülkemiz dünyada az sayıda ülkenin sahip olduğu bir yeteneğe milli olarak sahip hale geldi. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.